Evet arkadaşlar, Mage şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Bugün size Mage'i tanıtacağım. Mage'in iki tarafını bir atacağım bu videoda. Sırf skill'leri de gösterebilmek adına 30 level'e çektim çarı. Şimdi öncelikle skill'leri göstermeden önce bir nasıl oynandığını göstereyim. Mesela Mage'in skill'lerinden düz vuruşunuz şu şekilde animasyonu. Onun haricinde şu ikinci skill'iniz. Patır patır tarıyorsunuz büyüyle. Onun haricinde üçüncü skill'iniz şöyle bir atılmanız var ve can dolduruyorsunuz birazcık. Bu da son skill'iniz. Atıyorsunuz. Dört kere iniyor aşağı. Bu skill'in birikmesi yok. Şu an kendi levelimizdeki yerde bir de recovery'siz kestiğimiz için biraz canımız azalabilir. Şu an gösteremedim. Bu niye vuruyor ya? Kardeşim bir git. Video çekiyor şurada. Neyse. Bakın şu skill'i attığımız zaman da 4 kere vuruyor. Siz bunu tekrar atsanız da aynı hani bir dörtlü daha atıyor. Yani şey yapmıyor. 8 kere 10 kere falan katlanarak gitmiyor. Bütün skill'leri şey yani. Biz buradan başka bir yere atlayalım. Kendi levelimizin görevini yapmayacağız şu an. Çünkü bu adam bize musallat oldu. Bu tarafın skill'lerinde hani Mage'in iki tarafında da zaten anlık hasar veriyorsunuz arkadaşlar. Sürekli hasarı çok yok. Artı hani kırılgan ama aşırı vuruyor. Anlık hasarda felaket bir vuruşu var. Biz atak sanktumu alalım. Bunlar size şey veriyor, güçlendirme veriyor. Şimdi Lightning tarafına geçelim. Bu arada skill'lerin levelleri aynı. Sadece ikinci tekli skill'lere şey verdim. 8 puan. Alan skill'leri de 6 puan. Yani burada hasara göre falan da görebilirsiniz. Bu da Lightning'in düz vuruşu. Şu ikinci skill'i. Bu ikinci skill'i gösterebilmenin en güzel yolu şey. Ne olabilir? Şuradan bir 3-4 tanenin bir 3 tanenin bir arada olduğu bir yere gitmemiz lazım. Ki nereye gidebiliriz? Evet. Şurada böcüklere geçelim. Böcükleri de göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Normalde diğer alan skill'i şu iki taneyi alayım mesela. Bu tarafın alan skill'inde, yani tekli skill'inde şu şekilde vuruyorsunuz. Tek tek. Bir ona vuruyorsunuz, bir ona vuruyorsunuz. Lightning'e geçtiğimiz zaman da pat, pat, pat. Üç taneyi aldık. İndik yere. Bir koyduk. Birbirine yakın. Hepsine vuruyor. Bir de bu skill'in kritiği falan var. Yani bu tarafın ikinci skill'i çok güzel. Diğer tarafın skill'lerini göstermiştim. Bu arada bunun da İlk skill'i hasarı azaltıyor. Şu şekil göstereyim. Şunu basıyorsunuz. Burada daha az hasar yiyorsunuz. Tekli tarafta buz daha iyi. Fazla slotta Lightning daha güzel. İkisinin de alan skill'i aynı. Bununki bu şekilde bir yıldırım bırakıyor. 4 saniye yine vuruyor. Ama yere bırakmadığı için yine aynı şekilde şey oluyor. Yani her bastığınızda yeniden tetikleniyor. Her bastığınızda tetiklenmek yerine bu hero'da combo yapmanız gerekiyor. Yani skill'leri sırasıyla kullanacaksınız gibi bir şey. Yoksa hem balon yetiremezsiniz hem de hasarınız çok çıkmaz. Yani mesela girdiniz bir zindana, keseceksiniz. Diyelim topladılar. Şu an çok da nasıl göstereyim? Mesela şöyle topladınız. Tamam. Burada bunu koydunuz, şunu koydunuz, kritiği açtınız. Bu şekilde temizlediniz. Çok hasar yerseniz de şahidinizi bastınız. Bunun kombosu bu şekilde. Diğeri daha çok düz vuruşlarla. Yani onun da alan skill'i güzel vuruyor ama onu da kaçarak geçiyorsunuz. Lightning gibi şey değil yani, direkt yok etme muhabbeti yok. Ama bu tarafında kalkan muhabbeti var. Yani daha savunmalı olabiliyorsunuz.
tarafta. Balonum bitti. Bu Hero'nun en büyük sıkıntısı da balon bitmesi. Çünkü balon skill'i iki tane koymuşlar. İkisi de yani çok bir işe yaramıyor. Şimdi skill'lere geçelim. Ne verdiklerine bakalım. Artan çarpan kritik muhabbeti bu oyunda en güçlü setti mesela. Hatırlarsınız söylediğim gibi. Bu onun en fazla vereni neredeyse. Bakın düz vuruşu sürat veriyor. Mage'in. Frost tarafının. Onun haricinde. Şunu bir alamadık. Evet. Burası artan hasar artı target slow veriyor. Yani bunu yaptığınız zaman da kaça kaça rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz slotları. Tabii yine Mage'in bakın iki tarafı da çok hasar yiyor. Onun haricinde bu buz tarafıyla kritiğiniz bir anda hani 5 saniyeliğine çok yüksek oluyor. Yani bunu VS'de de kullanıyorlar. Genelde hani Frost'u da Lightning'i de genelde VS'de kullanıyorlar. Pek slot kesmiyorlar bunlarla. Çünkü direkt atlıyorsunuz, adamları yok ediyorsunuz. Bakın bunun ana pasifinde kritik var. Bu iki tarafın pasifi. Bunu iki tarafta da kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde Plume Damage var. Yani sizin elinizdeki tüyün hasarını arttırıyor. Onun haricinde bu hani pata pata attığımız skill bu. Güzel bir hasarı var ve elastiket veriyor. Yani kritiği engelliyor. Onun haricinde bu zıpladığınız skill hem hasar azalt veriyor hem de yüzdelik bir şekilde canınızı yeniliyor. Bu hit yani bu oyun başı kasılırken bunu kullandığınız zaman da yaratıklara dodge, parry, block atmıyorsunuz. Yani daha hızlı kasılabiliyorsunuz. Bu olan skill'ini zaten 4 kere vuruyor. Yağdırıyorsunuz. Buz yağdırıyorsunuz. Yani peş peşe kullanmayın sakın. Yani hem balonunuzu bitirir çok çabuk bir şekilde. Hem de hani hasar veremezsiniz doğru düzgün. Sonra bu kritik hasarınızı arttırıyor. Bu da iki tarafın şeyi. Onun haricinde şu hitte. Şu üç tanesi iki tarafın. Geri kalanı Frost'undu. Şimdi Lightning'e geçiyoruz. Lightning'de de artan hasarınız ve süretiniz var direkt ana pasifinizde. Onun haricinde bu ne ara buraya geldi ya? Onun haricinde düz vuruşunuzda yine damage var. Bunda düz vuruşta elastikiyet var. Yani ikinci skill'de değil. Onun haricinde işte şeyiniz var. Hasar azaltınız ve şey yapıyor. Sizin hareket hızınızı arttırıyor bu sefer. Ve burada şeyiniz var. Zırh delmeniz var. Bu ortak pasif. İki taraf için de geçerli. Onun haricinde bubble. İşte no price bubble rating dediği şey sizin hani balonunuz varken skill'i kullanıyorsunuz ama balonunuz hiç gitmiyor mesela. Ama denk gelmesi gerekiyor. Bunun şansı var işte. 12 kez geliştiriyorsunuz. 3-3 artıyor. 36. %36 şansla balon harcamama diye bir olayı var. Yani bu o kadar işe yarıyor mu? Yaramıyor. Bazen denk geldiği zaman da combo yapıyorsunuz ama bunda işe yaramıyor. Pierce'de olsanız onda da aynı skill var. Tak 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 tak. 3-5 tane skill aynı anda atıyor. Birikme de gerek yok onda. %400 vuruyor. Vuruyor ama bunda bu skill'i koymaları saçmalık. Yani bir işe yaramıyor bu çarda. Onun haricinde burada işte damage ve kritiğiniz var. Yani bu üçlü skill'iniz. Yani mesela challenge manager keserken tık tık cızbız yapıyorsunuz, kesiyorsunuz. Onun haricinde burada heal'iniz var. Yani alan bir heal. Bütün takım arkadaşlarınıza basıyorsunuz. Onun haricinde staff damage. Onun haricinde değil de bırakmam lazım. Sonra bubble recovery speed'iniz var. Bu da şey yapıyor. Sizin %36 daha hızlı balon yenilemenizi sağlıyor. Bu da yavaş kalıyor oyunun mekaniğine göre. Neyse bir de alan skill'iniz var. Bu da yıldırım atıyor. Bu da aynı şekilde 4 kere vuruyor. Ama hani birikmiyor. Aynı şekilde vuruyor. Birikmiyor dediğimiz şöyle. Mesela Warlock'a geçtiğimizde göreceksiniz. Veya Paladin'de
Paladin'in alan skillini keşke gösterseydim. Atıyorsunuz aga, bir daha atıyorsunuz, bir daha atıyorsunuz. Onların her biri vuruyor. Sürekli hasarınız oluyor. İşte bunun da anlık hasarı yüksek. Ama sürekli hasar daha çok can çektiği için daha rahat oluyor. Burası zaten ortaklar. Burası bütün hero'larda aynıdır. Yani bu bineğinizin yeri zaten. Binek yeri. Bu kadar. Mage yani güzeldir. VS'liktir. Şeyde çok iş yapmaz ama yine de çok da kötü bir çar değildir. PvP'de. PvE'de. Teşekkürler.